Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin, güzel bir gün olsun, güzel bir tercih günü olsun. Ayın tap desem, bilen bilir herhalde. Güzel Gaziantep, güzel Gaziantep'imiz. Benim gönlümde yatan aslan orası. Çok sevdiğim bir kentimiz. Ve o güzel kentin güzel bir üniversitesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Tam böyle şehrin girişinde sağ tarafta devasa. Konumuz Hasan Kalyoncu Üniversitesi, değerli konuğumuz Hasan Kalyoncu Üniversitemizin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Sayın Haluk Kalyoncu hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Şimdi hocamız deyince hani yaş itibarıyla da böyle bir şey, çok gençsiniz maşallah. Herhalde Türkiye'deki vakıf üniversiteleri içerisinde en genç olan Evet. Mütevelli Heyeti Başkan Vekili sizsiniz herhalde, değil mi? Evet, Çok iyi aslında olsun. tabii akademisyenliğim yok Olsun. hocacığım ama yatırım Gayet tarafında, tabii. vakıf yönetimi Bizim için tarafında ve kutsal. üniversitenin Evet. yani yüksek lisansım var ama tabii doktora bitince belki hoca İnşallah. olabilir İnşallah ama onu da görürüz. Ama yaptığınız iş kutsal. genç. Gençlerimizi, geleceğimizi kaç yıl oldu? Biz 2008 yılında Gaziantep'te Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin aslında ilk vakıf üniversitesi olarak kurulduk. İlk kuruluşumuzda üniversitemizin ismi Gazi Kent Evet. Üniversitesi'ydi. Merhum kurucumuzun adını verdik 2011 yılında. Ve bu sene 10. yılımızı aslında kutluyoruz. 10. yılımızda şu anda üniversitemizde 7 fakülte ve bir meslek yüksek okulumuz var. Ve üniversitemizin şu anda 9.280 civarında lisans öğrencisi Çok iyi. eğitim öğrenim görmekte. Yüksek lisans ve doktor öğrencilerimizle beraber 10.000'in üzerinde bir öğrenci sayımız var. Kampüs mükemmel zaten. Kampüsü gördüğünüzü Öyle. zannediyorum. Teşekkür ederim Mükemmel. bahsettiniz de. Hakikaten öyle. 400 bin metrekare bir kampüsümüz var ve bu 400 bin metrekare kampüsün 50 bin metrekaresini yeşil alana tamamen ayırmış durumdayız. Bu yeşil alanın büyük bir kısmı öğrencilerin işte Sosyal, sosyal alanlarda ve sportif faaliyet. bazıları da işte sahalarımız var yeşil alanda çevreye hem önem vermek açısından hem de öğrencilerimizin spor faaliyet işte tenis kortları, basket sahaları. Türkiye'de yine belki ilk olan golf sahamız var. Tabii ranch yani eğitim alıyorlar orada. Onunla birlikte Gaziantep bildiğim kadarıyla dünyanın en eski yerleşim birimlerinden biri. evet Mezopotamya. Uluslararası öğrenci sayısı bunda özdeş mi? Yani aslında bölge olarak Gaziantep bilinmesi, incelenmesi gereken bir Kesinlikle. bölge. Gerçekten Mezopotamya ve aynı zamanda da tarihi İpek Yolu aslında buradan geçiyor. Ve bizim Gaziantep'te bölgede ilk vakıf üniversitesi olmamızla birlikte de biz bunun ne kadar önemli olduğunu ve fonksiyonun ne kadar ihtiyaç olduğunu bölgedeki öğrencilerin gelişiyle beraber ve buraya olan ilgiden dolayı ve kısa sürede büyümesi, öğrenci sayısının her geçen sene artması bize bunun açıkçası ne kadar ihtiyaç olduğunu, bölgede böyle bir vakıf üniversitesine ihtiyaç olduğunu göstermiş oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep'te ilk vakıf üniversitesi. Ve bu Bizim arada bir de üniversite olarak aslında farklı bir düşünce sistemiyle kurulduk ve bir tamamen vakıf anlayışının bir eseri olarak kuruldu üniversitemiz. Özellikle bizim üniversite öğrencisi diye tanımladığımız öğrencilerimiz yaş grubu itibariyle de gerçekten tam en verimli öğrenme çağı dediğimiz ve özellikle üniversite olarak da kendisini ülkemizin de geleceğini hazırlayan kuşak olarak, nesil olarak görüyoruz. girişimci nesil olarak. Kesinlikle ve bu anlamda her bir öğrencimiz bizim için çok değerli. Çünkü bizi tercih eden öğrencilerimizin o vakıf anlayışı ve düşünce sisteminden bahsederken şunu söylemek istedim. Öğrenci memnuniyeti ve bursluluk oranı ve aynı zamanda da başarıyı ödüllendirme bizim eğitim anlayışımızın temel felsefesini oluşturuyor aslında. Ve 10 yıl olmasına rağmen büyük mesafe kaydedildi ve bu arada en büyük devlet üniversiteleriyle, ODTÜ ile ve İTÜ ile de işbirliğiniz var. Evet. Bilimsel işbirlikleriniz var. ODTÜ ile açıkçası işbirliğimiz yok Hı-hı. ama İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi ile işbirliğimiz var. O da özellikle bazı işbirliklerimiz var. Çok alanda Evet. birlikte programlar yapıyoruz ama burada kısaca bahsetmek istediğim Uluslararası Kuluçka Merkezi kurduk. Evet. Silikon Vadisi'nde. Üç üniversitemizle birlikte. Gebze Teknik de var orada.
Bu Uluslararası Kuluçka Merkezi gerçekten çok önemli. Bu Cooperative Education Sistemi dediğimiz öğrencilerin ve yurt dışındaki çalışmaların, oradaki Ar-Ge'nin, araştırma geliştirmenin ve ülkemize sürekli yeni teknolojinin, dünyadaki güncel gelişmelerinin de entegrasyonunu sağlayan çok önemli bir Uluslararası Kuluçka Merkezimiz var. Ve buranın da bu İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile yaptığımız bu çalışma gerçekten üniversitemize de hem de ülkemizin bu anlamda yaptığı çalışmalara da ciddi bir katkısı yani bu, var. Yani bu okurken iş hayatında bulunmak. O şekilde özetleyebiliriz herhalde. Okurken iş hayatını ve dünyayı tanımak. Tanımak. Türkiye genelinde şu anda 120-130 bin civarında uluslararası öğrencimiz var. Bizim bundan 7 yıl önce üniversitemizi ilk kurduğumuz sene ben bakmıştım. Türkiye'de yaklaşık 20 bin, 15 bin civarında çok komik bir uluslararası, yani yabancı ülkeden öğrenmeyen öğrenci sayısı vardı. Son 10 yılda ciddi bir artış olmuş aslında. Ama bunun daha fazla artması için bizim özellikle hem vakıf üniversiteler olarak hem de devlet üniversitesi olarak üzerimize düşeni daha fazla yerine getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz Türkiye'den bu Erasmus sistemini biliyorsunuz. Evet. Erasmus'la yurt dışına öğrencilerimiz gidiyor. Erasmus sisteminde yaklaşık 90 bin Türkiye'de bizim üniversitelerimizi tercih etmeyip yurt dışına giden öğrencilerimiz var. Yani 90 bine yakın Türk öğrencisi yurt dışına eğitime gidiyor. Evet. Bizim buna karşılık yurt dışından öğrenci almamız lazım. Ve bunun için de özellikle akademisyenlerimizin üzerine çok görev düşüyor. Uluslararası hakemli dergilerde indekslerinin, yayınlarının artması gerekiyor. Tanıtımlarımızın artması gerekiyor. Bununla ilgili bizim üniversitemizin mütevelli heyeti başkanı Cemal Kalyoncu aynı zamanda Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyor DEİK'te. Evet. O Eğitim Ekonomisi İş Konseyi'nin bir çalışması var. Study in Turkey diye. Hı hı. Bu Study in Turkey işte bu uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi için yapılmış olan bir çalışma. Bununla ilgili geçtiğimiz sene Amerika'da bir uluslararası fuara 20 evet. üniversiteyle beraber katıldı. Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanlığı bunun koordinasyonunu yürütüyor. Şimdi 11-12 Eylül'de İsviçre'de, Cenevre'de yine yaklaşık 20-25 tane üniversitemizle birlikte Cenevre'ye gidiyoruz. Çok. Orada bir pavilyon ve bu tüm üniversitelerimiz Study in Turkey çatısı altında kendisini tanıtacak ki uluslararası öğrenci sayımızı arttıralım. Mesela şu anda dünyanın yaklaşık dünyada dolaşan 4 milyon uluslararası öğrenci var. Ve 120 bin bu 4 milyonla çok düşük bir evet, oran. Küçük. Yani Malezya'ya gidiyorlar okuma, Çin'e gidiyorlar. Singapur'a gidiyorlar. Kuveyt'ten kalkıyor işte Amerika Birleşik Devletleri çok tercih ediliyor. 9 bin civarında Amerika'da var. İngiltere çok tercih ediliyor. Kanada aynı şekilde. Bizim Türkiye olarak aslında oradaki eğitim sisteminden farklı bir eğitim sistemimiz yok. Çünkü sonuçta Avrupa Birliği uyum sürecinde ve Bologna sürecinde bizim de yüksek öğretimimiz aynı entegre olmuş eğitim sistemini uyguluyor. Yüksek öğretimimizin bu anlamdaki mevzuatı, Avrupa kredi toplama sistemini öğrencilerimize uyguluyoruz. Evet. %100 eğitimleri, çoğu vakıf üniversitemizde İngilizce eğitim. O yüzden bu sisteme entegre olmak adına uluslararası öğrenci sayımızı arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Gaziantep'in kendisi bir ve kampüs. Çok affedersiniz, ama, evet. maliyetimiz de çok düşük. Yani mesela Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de senelik 80 bin dolar, 70 bin dolar para harcıyor. Türkiye'de yani 15 bin dolara aynı kalitede eğitimi alabilir. Hatta yani daha iyi kalitede bir eğitimi alabilir. Gerçekten öyle. Yani o kampüs... Son 10 yılda çünkü vakıf üniversitelerimiz devletimizin de vakıf anlayışını desteklediği için ciddi anlamda bir yapılanma gösterdi. Doğru. Ve vakıf üniversitelerimiz çok güçlendi. Sonuçta bizim Doğru. devletimizin geleneklerinde vakıf anlayışını desteklemek var. Yani bu da en köklü toplumlardan birisiyiz. En köklü toplumumuz vakıf. Kesinlikle. Şimdi Gaziantep'in kendisi bir kampüs gerçi ama sizin Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kampüsü hakikaten sosyal olanaklar bakımından bulunmaz bir nimet. Bununla birlikte yurt olanakları, öğrencilerin ders dışındaki sosyal faaliyetleri o konularda neler yapıyoruz Haluk Bey? Biz üniversite olarak her sene işte bilim, kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Üniversitemizin kampüsünün içerisinde kız öğrenci yurdumuz var. Erkek öğrenci yurdunu da bu sene inşaatına başladık. Onu da yapıyoruz. Ve yurt gerçekten çok önemli bir ihtiyaç. Çünkü bizim yaklaşık 60-70 şehirden öğrencimiz var. Yani Ankara, İstanbul'dan da öğrencimiz var.
Sadece bölgesel değil. Trabzon'dan öğrencimiz var. Her bölgeden öğrencimiz var ama tabii %50'si, öğrencilerimizin %50'si Gaziantep'ten. Hı hı. Ve %30'u da çevre illerden. İşte Mersin'dir, Adana'dır, bölgeden, Urfa, Mardin, oralar. Ve çok başarılı öğrenciler var aslında bölgede. Çok güzel. İnanın. Bizim her sene, geçen sene taban puanlarımız yükselme gösterdi ve geçen sene vakıf üniversiteleri arasında ilk 10'a girdik. Özellikle hukuk fakültesinde, sağlık bilimleri fakültesinde, psikolojide birinci olduk. Doluluk oranı da çok yüksek. Evet, o da her geçen sene yükseldi. Evet. Gerçekten her geçen sene ilgi ve alaka ve üniversitemizin bilimleriyle beraber başarısı da yükseldi. Bunda da özellikle rektörümüzün ve 245 akademisyenimizin her birine ben buradan sizin aracılığınızla çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinden, çalışmalarından dolayı. Biz de her ay mütevelli heyeti toplantılarında danışma kurulumuz var. Mütevelli heyeti başkanımız akıl ve tecrübeye çok değer veriyor. Ve gerçekten Türkiye'de eğitime önem vermiş, eğitim sistemiyle ilgilenmiş akil insanlarla toplantı yapıyoruz. Bazılarını üniversitemize davet ediyoruz. Rektör danışmanı, mütevelli heyeti danışmanı olarak bize yardımcı oluyorlar. Misyonunuz sadece öğrenciyi yetiştirmek değil, aynı zamanda bölgeyi de yetiştirmek, bölgeyi de kalkındırmak. Mesela aklımda kaldığı kadarıyla geçen yıl mıydı, ondan önceki yıl mıydı? Hani sosyal çevreye de son derece önem veriyorsunuz. Muhtarlar Akademisi düzenlemiştiniz zannedersem. Evet. Yani bunun gibi çok etkinlik de öyle var. Öyle etkinlikler var. Çocuk Üniversitesi, Muhtarlar Akademisi gibi hocamız o çalışmaları yapıyorlar gerçekten. Bizim de bu anlamda üniversitede daha çok öğrencilerimizin kendilerini yetiştirmeleri için ve kendilerini gerçek hayata hazırlamaları için ikinci sınıftan itibaren zorunlu stajlarımız var. Her fakültenin her bölümünde öğrencilerimiz ikinci, üçüncü sınıftan itibaren meslek hayatlarıyla ilgili kendilerini sahaya gönderiyor. Mesela inşaat mühendisliğindeki öğrencilerimizin hem bizim şirket gruplarımızdaki şantiyeleri hem de farklı alanlardaki sahalarda staja ve sonra da çalışmaya gönderiyoruz ve onları çalışmaya teşvik ediyoruz. Mezun oldukları zaman da kariyer merkezimiz var. Orada dilekçe hazırlamaktan CV hazırlamaya kadar kendilerinin başarılı olabileceklerini şimdi hissettikleri alanlara destek veriyoruz. Haluk Hocam, sizin iki şapkanız var. Hem akademik hem de sektörde sanayici olarak. Her ikisinde de bulunuyorsunuz. Gençlere ne tavsiye edersiniz? Çünkü 4-5 yıl sonra iş hayatına atılacaklar ve sizin karşınıza çıkacaklar veya sizin gibi işverenlerin karşısına çıkacaklar. Neye hazırlıklı olsunlar? Evet. Bence kesinlikle kendilerini üniversitemizin dışında hayatla ilgili başarılı olacaklarına her şeyden önce inanmalarını ben tavsiye ediyorum. Ve özellikle bu iki hafta süresi 7 Ağustos ve 14 Ağustos tercih dönemi. Söylediğiniz gibi yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci adayımız gelecekleriyle ilgili hayatlarını belirleyecek tercihlerini yapacaklar. Bu anlamda tercihlerini yaparken kendilerini başarılı olabileceklerini hissettikleri, sevdikleri ve yapmak istedikleri meslek alanında ben tercih etmelerini tavsiye ederim. Üniversiteleri geçsin. Üniversiteleri araştırabilirler. Mesela özellikle buradan da bu vesileyle senin duyurusunu yapmış olayım. Sadece Hasan Kalyoncu Üniversitesi değil, tüm vakıf üniversitelerinin, bazı devlet üniversitelerimizi de görme fırsatları olur. 4-5-6 Ağustos'ta Lütfü Kırdar, İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde tercih fuarı var. Evet. Bu tercih fuarında ziyaret etmelerini sizin aracılığınızla tavsiye ediyorum tüm öğrenci adaylarımıza. Ve inşallah gelecekte dediğimiz gibi bu kuşak, bu nesil çok önemli bizim için. İnşallah. Her birine ayrı ayrı değer veriyoruz. Sizin genç olmanız, öğrencileri hani anlamak, onları hani yönetime sokmak, sizin onlara ulaşmanız o da son derece kolay ve pozitif bir şey yaratıyor herhalde öğrenciler karşısında, değil mi? Evet, ben ilk rahmetli babam mütevelli heyetine aldığında öğrenciydim, üniversite öğrencisiydim Bilkent Üniversitesi'nde. O zaman Yükseköğretim Kurulu Başkanımızı ziyarete gitmiştik. O dönem üniversiteyle ilgili çalışmalar yapılırken işte kuruluşunda. İşte öğrenci mütevelli heyetinde falan diye o da şaşırmıştı. Babam da ona o da öğrencilerin fikirlerini üniversite yönetimine taşıyacak diye. Yani öğrencilere yakın
Yaşlı olmam üniversite yönetimi anlamında da. Zahmetli babanız hani o yolu açmış, güvenmiş evet. size de. Bu yüksek size. Öğretimimiz konusunda da. Ve sadece evet. Gaziantep'te çok emin Gaziantep'de kurulan bu üniversitemizin vakfı aynı zamanda 1980'lerden beri gençliğe hizmet anlamında burslar, yurt imkanları, Erdem Koleji yine aynı zamanda bizim vakfımızın bünyesinde ve bölgede farklı yerlerde de eğitim imkanları sunuyor. Çünkü bursluluk oranı çok önemli. İşte evet. vakıf anlayışının yüksek öğretim kurulumuzun üniversitelerimize zorunlu tuttuğu %20 bursluluk evet. oranı var tüm vakıf üniversitelerimizde. Evet. Bizim de öğrencilerimizin %40'ı burslu. Çok güzel. Ayaklarınıza sağlık, şeref ben duyduk. Ben teşekkür ederim. Ve şimdi Gaziantep'te olmak vardı, şimdi üniversitede olmak vardı. İnşallah sizler bizim yerimize orada olursunuz. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.